Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Dün videoyu çektiğim sıralarda şu kırmızı iğneli mum yeşil renkti arkadaşlar. Ve direncin üzerindeydik ama kapanışını yapamadı. Yani biliyorsunuz 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor direncin üstünde. 4 saatlik kapanışa çok az bir süre kala çok sert düşürdüler. Ve iğne olarak kaldı. Direnci kıramadık yani biz. Ve daha sonra da yükselen trendimizi kırdık aşağı yönlü. Bakın önemli bir trend attı. 1, 2, 3 noktadan teyitli bir trend çizgisidir arkadaşlar. Ne diyorduk dün? 23.550. Orayı kırmayacağız. Kırarsak trend çizgimiz kırılmış olur. Ve gördüğünüz gibi kırıldı arkadaşlar. Öldük mü bittik mi? Dünyanın sonu mu geldi? Ne yapalım? Ölmedik, bitmedik. Dünya dönüyor. Dünyanın sonu gelmedi arkadaşlar. Sadece sabırlı olmamız lazım. Hatırlar mısınız? Hani Bitcoin dip yaptığında 17.500'lere düştüğünde neler söylüyordum? Ben diyordum ki arkadaşlar 2018 yılında dip yapıldığında 3 ay boyunca Bitcoin yatay bir bantta gitgeller yaşadı. Aynı şimdiki gibi. 3 ay sürdüydü arkadaşlar. Ve şu an biz 2 aydır bu bölgelerdeyiz. Geçmişteki gibi 3 ay boyunca buralarda takılabilir diye anlattıydık, değil mi? Yani şu an böyle hareketler yapması çok normal bir şey arkadaşlar. Yani biliyorum siz alışkın değilsiniz, yeni oyuncular özellikle. Daha önce ayı piyasası görmemiş insanlar buna alışkın değil. Ama ayı piyasasını yaşayanlar geçmişte biliyorlar ki dip bölgelerinde uzun bir süre takılabiliyor. O da yerini sağlamlaştırma açısından önemli arkadaşlar, tamam mı? Yani şimdi tren çizgisi kırıldı. 10 bin dolar mı gelecek? 5 bin dolar mı gelecek? Öyle bir düşüncem yok. Hani benim görüşümü biliyorsunuz. Ben dip yapıldığı kanaatindeyim. Şimdi dip yapıldı demek geri çekilmeyecek anlamına gelmez. Bunu ara ara söylüyorum çünkü hala anlamayanlar var. Hani dip yapıldıydı, niye düşüyoruz şimdi diyenler oluyor. Komik. Komik gerçekten. Neyse anlayan anladı. Yani olur böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi altcoin'lerde de sert düşüşler var. Diyeceksiniz ki ne oluyor ya, niye satmıyoruz falan. Şimdi arkadaşlar eğer benim al sat taktik videolarım var biliyorsunuz. Al sat taktikleri diye videom var. Onu bir izleyin. Ana sayfamdaki ana video. Tamam mı? Onu bir izleyin. Orada diyorum ki kısa vadeci misin, uzun vadeci misin? Bunun kararını kendin ver diyorum. Şimdi sen buradan satıp alttan alıyorsun ya sürekli. O zaman sen kısa vadeci oluyorsun. Hani diyorsunuz ya böyle. Vay be, zamanında şuradan alan adam parasını yüze katlamış diyorsunuz ya hani. Sizce o adam bunu yapabildi mi? Kaç adam bunu başardı? Onu yapmanın tek bir yolu var. O da ne biliyor musunuz? Böyle geri çekilmelerde satarsan başaramazsın. Niye yapamazsın? Çünkü illa bir yerde hata yapacaksın, tamam mı? Birden bir pump gelecek, bir şey olacak. Yukarıdan almak zorunda kalacaksın. O yüze katlayan adam alıyor, unutuyor. Tamam mı? Alıyor, unutuyor arkadaşlar. Ben iki tane boğa sezonu yaşadım bu piyasada ve çok şeyler gördüm. İlkinde de ikincisinde de insanlar satıp alttan alayım derken sürekli tepeden alıyordu. Bir sefer nasıl diyeyim? Atıyorum 2x yaptı, sattı. Dip yapılmasını beklerken daha da yukarı gitti. Yukarıdan bir daha aldı. Biraz kazandı. Bir daha sattı. Diye diye yüze katlayacakken misal 2'ye 3'e katlayabildi parasını. Kimileri bir de zarar etti orada. Nasıl diyeyim? Satıyor, yükseliyor. Oradan bir daha alıyor. Geri çekiliyor. Panik yapıp satıyor dipten. Yani böyle yapanlar da çok oldu. Yani uzun lafın kısası yüze katlama olayı nasıl biliyor musunuz? Alıyorsun, bekliyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi senin hedefin bu mu? Eğer buysa bekleyeceksin. Eğer senin hedefin ben harçlığımı çıkarayım falan. Biz zaten videolarımızda diyoruz arkadaşlar. Önemli seviyelere geldik. Dikkatli olun gibisinden. Öyle durumlarda ne yaparsın? Nakite geçersin, beklersin. Veya destek kırılır, nakite geçer, beklersin. Yeniden toparlanmasını beklersin. O şekilde yapabilirsin. Yani Bitcoin buradan düşmeye devam ederse altcoin'leri de düşer diye düşünüyorum. Yani sepeti yaptık, değil mi? Ondan sonra yükseliş geldi. Ne söyledik biz orada? Arkadaşlar yükseliyor diye sevinmeyin. Düşüyor diye üzülmeyin.
Çünkü işimiz daha var yani. Daha yolun başındayız biz. Yani kısa vade kazançlı olabilirsin ama tekrar geri çekilmeyecek anlamına gelmez. Bunları ne anlatıyorum? Psikolojik ben sizi hazırlamaya çalışıyorum. Eğer sen uzun vade hodl 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 yapacaksan bunlara katlanman lazım. Bunlara katlanamıyorsan kısa vadeye geçiş yapmalısın. Ve vaktin yoksa, işinde gücündeyse, fazla takip edemiyorsan sen o zaman mecbur uzun vadeci yapacaksın. Çünkü gün içi hareketleri takip edemezsin ve sürekli zarar edersin. Neyse arkadaşlar, şimdi tren çizgimiz kırıldı. Ne yapacağız biz? Acaba tuzak mı kuruyorlar burada? Trenden mi atmaya çalışıyorlar? Olabilir. Ama şu hareketi göreceğiz o zaman. Tamam mı arkadaşlar? Şu hareketi göreceğiz. 24 bin, bir daha bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 24.222'ye kaydırayım ben bu çizgiyi bir. Şöyle. Evet. 250 yapalım. 24.250'nin üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Bunu yaparsak hem tepeyi kırarız hem yükselen trendimizin üzerine atarız. O zaman deriz ki burada bir tuzak kurmuş adamlar. Yani 900 dolar üzerimizde. Çok uzakta değil direncimiz. Tamam mı? Yani şu hareketi görürsek o zaman emin olacağız yükselişe. Bu olmadıkça senaryomuz ne? Arkadaşlar maalesef senaryo şöyle bir şey olabilir. Tamam mı? Yani bir sert bir geri çekilme daha gelebilir yani. Burayla kalmaz. Bir ihtimal şuna benzer bir şey de görülebilir. Bir retest yükselişi üzerine atamaz. Yeniden düşüş dalgasına girebilir. Yani bu da diğer bir senaryodur. Ama hani mecbur mu retest yapmasına? Mecbur değil arkadaşlar. Yeri geliyor retest yapmadan paldır küldür düşmeye başlıyor. Yeri geliyor retest yapıyor. Onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Tamam mı? Ama retest yapacaksa şu an bulunduğu seviye 23.800 seviyelerinde hemen hemen o bölgeler arkadaşlar bizim retest seviyemizdir. 24.250 üzerine atar 4 saati kapatırsak da bütün bu kırılımlar tuzak olur. Yukarı yönlü hareket başlar diye düşünüyorum. 26 binlere gideriz öyle bir durumda. Şimdi hareketli ortalamaları açalım. İlk desteğimiz neresi? Mesela 4 saatlikte MA200'ümüz var. 23.100 seviyesinde. İlk destek noktamız ora. Tutar mı bizi? Bilmiyorum. Tren çizgisi kırıldı. Hemen dip yapar mı böyle yani kısa bir yerden? Normalde yapmaması lazım. Burada bir kere kırmış test etmiş. Bir daha test etmiş. Bu da üçüncü testi olacak oraya gidersek. Neticede bir destektir. Oradan atıyorum toparlayıp bir retest hareketine gidebilir yani. Öyle düşünebilirsiniz. Diğer taraftan günlük grafiği açıyoruz. Günlükte Bollinger bandımız var. Bir de MA50'miz var. Yani buralar potansiyel düşebileceği yerleridir. Bollinger alt bandı nerede? 22.480 seviyesinde şu an. MA50 de 22.250 seviyesinde. Ama yarın daha da eğim verecek yukarı. 3-4 gün sonra daha da eğim verecek. Artık bakacağız. Gün gün takip edeceğiz. Hani buralara gevşemeler olabilir. Mümkündür. Diğer taraftan 4 saatliğe gidiyoruz. 4 saatlikte de şöyle anlatayım size. Golden Ratio Fibonacci'miz var biliyorsunuz. Orada da beyazı kırdık. Genelde beyazı kırınca üzerine bir daha atınca toparlıyor yoluna devam ediyor. Gördünüz mü? Yani bir iki kere öyle yaptı burada. Bakalım şimdi de yapacak mı? Dediğim gibi direncin üzerine atabilirsek 4 saat kapatırsak bu ortalamanın da üstüne kapatırız. Büyük bir fake out'tan bahsedebiliriz. Bakın mesela daha önce şöyle bir teorimiz vardı. Beyazla turuncu kesişiyor. Ondan sonra turuncu bir daha kırılmıyor gibisinden değil mi? Şu an turuncu 21.950. Ama her 4 saatlik kapanışa bir eğim verir bu. Yani atıyorum yarın ta 22.300'lerde bile olabilir. Burayı da ayrıyeten takip edeceğiz. Bakın daha önce direnç şimdi destek haline gelebilir. Yani oralarda potansiyel seviyeler arasında. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Günlüğe gidince Bollinger orta bandını kırdık görüyorsunuz. Hani normalde orta band kırıldığında alt bandı hedefleyebilirsin. O da 22.500'lerde hemen hemen. Yani teknik olarak oralara giderse bozmaz yani. Mesela biz burada Bollinger bandının dışında düşüş yaşadık değil mi? Daha sonra bandın içine girdik. Ondan beri arkadaşlar alt banda bir daha dokunmadık. Bak. İlk defa dokunmuş olacağız. Oradan da tepki alma ihtimali yüksek olur.
Yani nerelere düşebilir, nereden dönebilir? Atıyorum sert bir düşüş geldi. Oralar potansiyel dönüş seviyeleri olabilir. Yani tekrar alım yerleri olabilir oralar. İzleyip göreceğiz. Şimdi 4 saat grafiğe bir daha gitmek istiyorum. Trend çizgimiz böyle kırıldı, değil mi? Yani trend çizgimiz eğimlidir. Atıyorum 29 30 Ağustos'ta 25.500'de bu çizgi. Tamam mı? Yani trend çizgisi kırıldı diye bir daha yükselmeyecek anlamına gelmez. Diyelim tuzak değil, gerçekten düşüyoruz böyle. Bir dahaki yükseliş dalgasında da bu trend çizgiyi takip ederiz. Trend çizgiye dokundu mu deriz ki arkadaşlar daha önce kırdıydık biz burayı. Şimdi test ediyoruz. Aradan bayağı zaman geçmiş olur tabii ki. Hemen ha deyince test edemez diye düşünüyorum. Eğer düşüş gelirse 2 hafta falan bence bu çizgiyi kolay kolay test edemez. Yani bence belki bir hafta olsun hadi. Daha önce de buna benzer analizlerimiz vardı biliyorsunuz. Hani trend çizgisi kırılıyor. Eğiminden dolayı zaman geçince tekrar alan oluşuyor. Ve çizgiye doğru bir yükseliş geliyor değil mi? Bunu defalarca gördük. Aynı şeyi göreceksek bakın bu çizgi. Mesela atıyorum Bitcoin'de hedef 28.500 seviyesinde. Şu an mesela Eylül ayını işaret ediyor. Görüyor musunuz? Eylül'ün sonlarına doğru mesela bu çizgi oraya kadar eğim verir. Anladınız mı? Yani trend çizgisi kırılması demek yeni dipler geliyor. 10 bin dolar geliyor. 5 bin dolar geliyor anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın mesela şurada da bir kırılım vardı. Şöyle. Gördünüz mü? Bakın tuzak kurmuşlar burada mesela. Altında kapattı, tekrar üzerine atıp yoluna devam etti. Belki aynı şeyi bir daha yapacak. Şimdi ben bunu bilemem arkadaşlar. Ben bunu tabii ki bilemem. Ama anlamanın yollarını bilirim. 24.250, tamam mı? Üzerine 4 saat kapatacağız. Yani uzun lafın kısası beklemekten başka çare yok. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Hani keşke bilsem tuzak mı bu değil mi? Hemen söylesem size, değil mi? Ama öyle olmuyor maalesef. Biz çizgilerimize göre hareket ederiz. Direncin üzerine atarsa yükseliş bekleriz. Desteğin altına düşerse de düşüş bekleriz. Yani bu işler böyle oluyor maalesef. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.